Değerli arkadaşım merhabalar. Bölme bölünebilme ile ilgili bir tane kazanım testimiz var. Hazırsanız hemen başlayalım. Sayfa 66'dayız. Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 5 ve kalan 3 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır diye soruyor. Hemen şöyle bir bölme işlemimizi yapalım. Bölen 6'ymış arkadaşlar. Bölüm 5'miş ve kalan da 3'müş. Bölünen sayı kaçtır diyor. Bölünen sayıya da A diyelim. Sağlamasından arkadaşlar bölmenin sağlamasından 6 ile 5 çarpacağız. Kalanı da ekleyeceğiz ve A'yı bulacağız. 6 kere 5 30. 30'a da 3 eklediğim takdirde cevabı 33 olarak buluruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Hemen 2'ye bakalım. A ve B birer doğal sayıdır diyor. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Arkadaşlar ikinci bölme işleminde kalan daima bölenden küçük olacağına göre bakın buradaki kalanlarımız ne olabilir? 0 olabilir. Çünkü kalan en az 0 olabiliyordu. 1, 2, 3, ve 4 olabilir. Arkadaşlar buradaki bölme işleminde B ne olacak? Bölenden küçük olacak yani 0 1 2 3 4 5 6 olabilir. Şimdi bu ikisinde ortak olan ifadelere bakacak olursak arkadaşlar ikisinde de bakın 0 1 2 3 4 olabilir. Buna göre B'nin alabileceği 5 farklı değer vardır. Doğru cevabımız C şıkkı. 3'e bakalım. A ve B birer doğal sayıdır diyor. Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? A'nın büyük olabilmesi için B'nin de büyük olması lazım. Şimdi B dediğimiz arkadaşlar bakın buradaki kalan bölenden daima ne olmak durumundadır? Küçük olmak durumundadır. Dolayısıyla ben B'nin büyük olmasını istiyorum ve 6'dan küçük en büyük olabilecek sayı nedir? 5'tir. B'ye 5 verdim. 5 artı 3'ten bakın burası ne yapar? 8 yapar. B'nin 5 olduğunu söyledik. 6 kere 8 48. 48'e de 5 eklediğim takdirde A'yı 53 olarak bulmuş oluruz. Hemen 4'e bakalım. ABA 3 basamaklı doğal sayısının 2 basamaklı A7 sayısında bölümünden bölüm 10 ve kalan 5'tir. Buna göre ABA sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor. Bakın ABA sayısını öncelikle ne yapacakmışız? A7 sayısına böleceğim. Bölüm 10 ve kalan da 5'tir. Hemen sağlamasını yapalım. A, B, A eşittir. Bakın şu ikisini çarpacağım. 10 çarpı A7 dedim. Ve kalanımızı da üzerine ekledik. Yani artı 5 dedik. Bakın burada çözümleme yapıyorum. 100 A, bir A daha. 101 A artı 10 B eşittir. 10 çarpı, bakın şurada da çözümleme yapıyorum. 10 A artı 7'dir. Artı 5'imiz var. Şimdi arkadaşlar 101 A... Yazalım yine. 101 A artı 10 B. Sağ tarafta hemen dağıtma işlemini uyguluyorum. 10 ile 10 A'yı çarparsam 100 A yapar. Artı 10 çarpı 7 70. Bir de 5'imiz var. 75 oldu. 100 A'yı eşitliğin sol tarafına attım. 101 A'dan 100 A çıkarsa A artı 10 B eşittir. 75 olmuş oldu. Bakın burada ben B'ye 7 A'ya da 5 verdiğim takdirde 75 olacaktır. A, B, A sayısının rakamları toplamı kaçtır diyordu. Bakın A yerine 5 yazıyorum, B yerine 7 ee, tekrar A yazdım. Bunları da rakamlarını topladığım takdirde cevabımızı 17 olarak bulmuş oluruz. Hemen 5'e geçelim. A ve B pozitif tam sayılardı diyor. Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın alacağı en büyük değer kaçtır? Şimdi A'nın büyük olabilmesi için B'nin de ne olması lazım arkadaşlar? Büyük olması lazım. Dolayısıyla burada B'ye verebileceğim en büyük pozitif tam sayı nedir? Bakın kalan dediğimiz bölenden daima küçük olacaktı. Bakın B kare küçüktür 7. Ben B'ye en çok arkadaşlar 2 verebilir. Değil mi? Bakın B'ye 3 verdiğim takdirde 3'ün karesinden 9 olacak. 9 küçüktür 7 sağlamayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla B'ye pozitif olarak en fazla ne verebilirim? 2 verebilirim. O zaman B'ye 2 dersem 2'nin karesinden kalanımız 4 olur. Bakın burada 2 dedim. A'yı nasıl buluyorduk? A eşittir. 7 ile 2'yi çarpacağım. Kalanı da üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar. 7 kere 2 14. 14'e de 4 eklersem cevabımızı 18 olarak bulmuş olur. 6'ya bakalım. A, B ve C doğal sayılardır diyor. Yukarıdaki verilen bölme işlemlerine göre A'nın en küçük değeri kaçtır? A'nın küçük olabilmesi için o zaman B ve C'yi de bizim ne yapmamız lazım? Küçük tutmamız lazım. Şimdi arkadaşlar C'ye burada verebileceğim en küçük sayı nedir? 3'tür. Neden? Çünkü kalandan büyük olacaktır. kalan 2 olduğuna göre kalandan büyük olacak şekilde verebileceğim en küçük sayı 3'tür. O zaman B'yi arkadaşlar bulmuş olduk. Nasıl? 3 ile 2'yi çarparım 6. Kalanı da eklersem B'yi 8 olarak bulduk. Bakın B gördüğüm yere burada 8 yazıyorum. B yerine burada ne yaptık arkadaşlar? 8 yazmış olduk. Şimdi A'yı bulacak olursam A'yı bulacak olursam bakın C'yi de 3 olduğunu söylemiştik. 3 artı 2'den bakın burası 5 gelir. A eşittir. 8 ile 5'i çarpacağım. Kalanı da üzerine ekleyeceğim. 8 kere 5 40. 5 daha cevabımızı 45 olarak bulmuş oluruz. 7'ye bakalım şimdi. A, B ve C pozitif tam sayılardır diyor. Bakın bu bilgiler altın değerinde. Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A'nın C türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ilk bölme işleminde bakın A eşittir. A eşittir. 3B artı 2 iki yazılır. İkinci bölme işleminde de B eşittir C artı 2 yazabilir. Ben A'nın C türünden eşitliğini istiyorum. Yani B ile ilgili hiçbir şey istemiyorum. Dolayısıyla bakın ilk eşitlikte B gördüğüm yere C artı 2 yazacak olursam A eşittir 3 çarpı B yerine C artı 2 yazdım. Bir de sondaki artı 2 ekledik. Şimdi dağıtma işlemini uygulayalım. A eşittir 3C artı 3 çarpı 2 6 artı 2'miz var. Dolayısıyla A eşittir. Buradan 3C artı 8 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız B şık. 8'e bakalım. abc 8 4 basamaklı ve X'ye 2 basamaklı doğal sayılardır diyor. Yukarıdaki bölme işlemine göre en fazla kaç farklı X'ye sayısı yazılabilir diyor. Arkadaşlar bakın şuraya ne diyelim? K diyelim. abc 8 eşittir. 16 çarpı K artı X'ye yazılabilir. Şimdi Burada dikkat edecek olursanız bakın 8 çift sayı olduğu için buranın tamamı ne olmuş oldu? Sol taraf çift sayı olmuş oldu. 16 çift olduğundan dolayı 16 ile k'yı çarparsam bakın burası da çift olur. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için demek ki x de ne olması lazım? Çift olması lazım ki çiftle çiftin toplamından çift gelebilirsin. Şimdi x dediğimiz şey arkadaşlar zaten kalandı. Kalan bölenden daima küçük olacağı için x y'nin 16'dan küçük olması gerektiğini bu şekilde not alabiliriz. Ben x, y'nin iki basamaklı sayı olduğunu biliyorum. Ve çift olduğunu biliyorum. O zaman çift olacak şekilde 10 diyebilirim. 12 diyebilirim. Ve 14 diyebilirim en fazla. Kaç tane değer yazabildik arkadaşlar? 3 tane. Dolayısıyla doğru cevabımız C şık. Hemen 9'a bakalım. A doğal sayı olmak üzere bölme işlemi verilmiştir. Buna göre A'nın değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar yine sağlama yapalım. 8A artı 1 eşittir. Bakın ikisini de çarpıyorum. İkisini de çarpıyorum. Üzerine kalanı ekliyorum. 6 çarpı 6 çarpı a artı 2 artı a eksi 5 oldu. Sol tarafı aynen yazdım. 8 a artı 1 eşittir. Dağıtma işlemini uyguluyorum. 6 a artı 12 artı a eksi 5 oldu. 8 a artı 1 eşittir. Sağ tarafı düzenleyelim. 6 a bir a daha 7 a 12 eksi 5'ten de ne geldi? 7 geldi. Şimdi 7 a'yı sol tarafa aldım. Biri de sağ tarafa aldım. Buradan a'yı 6 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B 10. soruya bakalım. A ve B birer pozitif doğal sayı olmak üzere bölme işlemi verilmiştir. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. A'nın büyük olabilmesi için B'yi de mümkün olduğunca büyük seçmemiz lazım. Arkadaşlar kalan daima bölen, e, bölenden küçük olacaktır. Dolayısıyla kalanımız bakın b eksi 1 küçük olacaktır bölenden. Yani 6 eksi b'den. Eksi b'yi sol tarafa eksi 1'i sağ tarafa alacak olursam 2b küçüktür 7 olmuş oldu. b'nin burada alabileceği en büyük değer 3'tür. Çünkü 4 verdiğim zaman bir kere 4'ten 8 gelecek. 8 küçüktür 7 eşitsizliği sağlanmaz. b'nin alabileceği en büyük değer burada 3. O zaman yazalım yazalım arkadaşlar. Hatta diğer değerleri de yazalım. 2 olabilir, 1 olabilir ee, arkadaşlar. Değil mi? 0 da olamaz. Niye? Çünkü kalanımız en az 0 olabileceği için bakın B yerine 0 verirsem 0 1'den kalan 1 olacak. Şimdi bakalım bu 3 tane durumu bir değerlendirelim. A eşittir. Yine ikisini çarpıyorum. İkisini çarpıyorum. Ne olacak? Öncelikle B yerine 3 verelim. 6 eksi 3'ten 3 üç gelir. 3 çarpı 5 artı. Bakın B yerine 3 verdiğim için 3 eksi 1'den 2 geldi. Buradan A değeri 17 olarak bulunur. Şimdi 2 verelim. B'ye 2 verelim. B'ye 2 verirsem 6-2'den bakın 4 gelecektir. 4 çarpı 5 artı arkadaşlar 2 verdiğimde 2-1'den de kalanımız 1 olacaktır. Bakın buradan 21 geldi. Biraz daha, daha büyüdü. Demek ki 1 verince daha da büyük olacakmış. Şimdi şuraya yazalım. A eşittir. B yerine 1 verirsem 6-1'den 5 geldi. Çarpı 5. Bakın 1 verirsen 1 eksi 1'den kalan hiç gelmedi. 0 geldi. Dolayısıyla A 5 kere 5'ten 25 geldi. Doğru cevabımız bakın değişik. 11'e bakalım. Yukarıdaki bölme işleminde her nokta bir rakamı temsil etmektedir. Buna göre bölünen sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar çıkarma işlemi yapılmış ve sonuç ne olmuş? 2 olmuş. Demek ki ben 47'den 45'i çıkartırsam 2'yi bulurum. Şimdi Burada demek ki arkadaşlar kalan 47 olmuş. Bakın burası ne olması lazım? 15 olması lazım ki 15 ile 3'ü çarpınca 15 ile 3'ü çarpınca arkadaşlar buradaki bakın 45 gelebilsin. Demek ki yukarıdaki ifadenin 15 olması lazım. 3 ile 15 çarparsam 45 yapacaktır. Buna göre biz ne yarıyorduk? Bölünen sayı yarıyorduk. E bölünen sayı da büyük A diyelim. Ne sağlama işlemini yapalım. A eşittir. 15 ile 43'ü çarpacağım ve kalanı ekleyeceğim. Kalanımız da ne burada? 2. 15 ile 43'ü çarpalım şöyle. 43 ile 15'i çarpalım. 15, 20, 21. Bir kere 43 de 43 yapacak. 5, 4, 6. 645'e 2 de eklersem cevabımızı 647 olarak bulmuş olduk. 12'ye bakalım. 5 basamaklı ABD 2 basamaklı sayılardır diyor. Yukarıdaki bölme işleminde bölümüyle kalanın toplamı kaçtır diyor. Hemen yapalım. Bakın AB'nin içinde AB kaç defa var? Bir defa var. Bir kere AB, AB yaptı. AB'den AB çıkarsa sıfır olur. Hemen sıfırı indirdim. İndirir indirmez soruyorum. Sıfırın içerisinde AB var mı? Yok. O zaman sıfır attım. Şimdi hemen A'yı indiriyorum. A'nın içinde AB var mı? Yok. Sıfırı attım. Son olarak B'yi indirdim. AB'nin içinde AB var mı? Evet. Var. Kaç defa? Bir defa. Bir kere AB, AB. Çıkarma işleminde yaptım. Sıfır. Demek ki bölümümüz ne oldu arkadaşlar? 1001. Kalanımız da 0. İkisini topladığımda yine cevabımız 1001 gelecektir. Bakın C şıkkında mevcut. 13'e bakıyoruz. 3A iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bölme işleminde bölünenin ilk 3 basamağı verilmiştir. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın ben burada A yerine 0 yazsam yani bu 30 olacak değil mi? 30 bakın 3'ü çarptığım zaman 90'lı bir şey olmuş olacak. Yani bu çıkarma işlemi arkadaşlar olur. Değil mi? Şimdi A'ya 1 versem 31. 31 ile 3'ü çarparsam bakın 93'lü bir şey olur. 105'ten 93 çıkar. E, 2 desem A'ya 32 ile 3'ü çarparsam 96 olur arkadaşlar. Herhangi bir problem yine yok. Bakın A'ya 33 desem 33 ile 3'ü çarparsam 99. A'ya 4 dersem 34 ile 3'ü çarparsam 102. A'ya 5 dersem 35 ile 3'ü çarparsam 105 sıkıntı yok. Fakat A'ya 6 dersem 36 ile 3'ü çarparsam bakın burası ne olacak? 108 olacak arkadaşlar. Yani 105'i aşmış oluyoruz. Demek ki 6 ve 6'dan sonraki rakamları veremiyorum. Buna göre A'nın alabileceği 1'den 5'e kadar 5 tane 0'ı da eklersem toplamda 6 tane alabileceği farklı değer vardır. Bence bu güzeldi. Buna bir yıldız atalım. 14'e bakalım. A ve B birer doğal sayı olmak üzere bölme işlemleri verilmiştir. Buna göre x değeri kaçtır? Bakın buradaki bölme işlemlerine dikkat ederseniz bölenlerin hepsi 11. Bunu anlatımımızda da bahsetmiştik. Hatırlamıyorsanız oraya göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Bölenler aynı ise o zaman biz A, B ve A kare artı B kare ile işlem yapmak yerine arkadaşlar ne yapıyorduk? Bunun kalanlarıyla işlem yapıyorduk. Dolayısıyla bakın buradaki A kare ifadesinin yerine ben ne yazabilirim? Bakın A yerine 3'ü kullanabilirim. Karesinden 9 gelecek. B yerine bakın 1'i kullanabilirim. Alanı kullanabilirim. Dolayısıyla 1'in karesinden de burası ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Yani 9 artı 1'den 10 olmuş olduk. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar x'in de buradan 10 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da şöyle düşün. 10'un 11 ile bölümünden kalan yine 10'dur. Doğru cevabımız bakın aşık. Ve bu da önemliydi. Ve gelelim günün son sorusuna. Bir terzi aşağıdaki gömleğin yakadan itibaren 5A artı 7 birim uzunluğundaki kısmına A artı birim eş aralıklarla 6 tane düğme dikmiştir. A bir tam sayı olduğuna göre önemli bilgi. Terzinin diktiği 6. düğmeden sonra kaç birim boşluk kalmıştır diyor. Bakın yani bizden şu kısım isteniyor. Buraya da ne diyelim? X diyelim. Şuradaki 6 düğmede arkadaşlar her birimin uzunluğu neymiş? A artı 1'miş. Bakın burası da A artı 1. Burası da A artı 1. Şöyle. 6 tane düğme arasında kaç tane boşluk vardır? 5 tane boşluk. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla bakın bu 5 A artı 7 birim uzunluğu. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Bakın. Şu 5 tane A artı 1. Bak şuraya kadar. Şuraya kadar. 5 tane A artı 1. Bir de artı x kadardır değil mi? Bu iki uzunluk birbirine eşittir. Bakın sol tarafı aynen yazdım. 5A artı 7 eşittir. Dağıtma işlemini uyguluyorum. 5A artı 5 artı X oldu. 5A'lar güle güle. 5'i de sol tarafa atarsam X'i 2 olarak bulmuş oluruz. Biz de zaten X'i arıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.